kapatalım. Ethereum'a genel çözümlerinden bahsedeceğim. Uluslararası anlamda çok çok yaygın kullanılan bir veri tabanı Total Materia çözümleri ve aslında ne işe yaradığını, nasıl kullanılabileceği ile ilgili detayları sizlere aktarmak istiyorum. Şimdi Kitium Metals firması 20 yıl aşkın süredir online bir veri tabanı ve malzemelerle ilgili çok geniş içerikli bir çözüm sunan çok çok değerli bir kaynak aslına bakarsanız üniversitelerin de yararlandığı özellikle Türkiye'de Aselsan, TÜBİTAK, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu gibi kurumların da yararlandığı ki uluslararası anlamda da çok önemli firmaların kullandığı bir yazılım olduğunu göreceksiniz. Biz bir mühendislik firmasıyız. Önemli olan sizlere doğru ve mühendislikte gerçekten üretimde her ne üretiyorsanız üretin, kullanacağınız malzemelerle ilgili son derece detaylı bilgilere ulaşabileceğiniz çok 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 geniş içerikli bir kaynak. Biz buradan 160'tan fazla ülkeye ulaşıyoruz. Çok önemli kısım mühendislik. Diğer kısım teknik desteği kendi dilinizde almanız. Firmada bir tek ben Türkçe biliyorum. O yüzden Türkiye ile ilgili Türkçe konuşulan ülkelerin hepsinden ben ilgileniyorum. Bunun dışında hemen her milletten arkadaşım var firmada ve sürekli olarak da gelişerek yeniliklere ayak uyduran, ihtiyaçlarınıza farklı çözümler sunan bir veri tabanı. Total Materia. Dünyada hakikaten çok çok önemli firmaların kullandığı bir malzeme çözümü. Otomotivde evet, sürekli olarak geliştirip değiştiren ve daha yeni, daha yüksek mukavemetli veya daha hafif malzemeler ya da üretimde kullanabileceğiniz tabii ki daha uygun maliyetli malzeme alternatif çözümleri için Total Materia'dan, Daimler Bentley'den, Ferrari'ye, Honda'dan Renault'ya aklınıza gelebilecek hemen hemen her üreticinin yararlandığı bir kaynak. Türkiye'de de üretim tesisleri olan Aisin, Autoliv veya işte Valeo, ZF gibi çok büyük firmaların da yararlandığı bir kaynak. Makina, genel mühendislik kısmında enerji, Alstom mesela Fransız raylı taşımacılık sistemlerinde kurumsal anlamda yararlanan firmalardan bir tanesi yine. Bu listenin aslında Türkiye'deki üreticilere de biraz örnek olmasını istediğim için gösteriyorum özellikle. Ancak asla Total Materia çok çok büyük firmalar kullanıyor diye düşünmeyin. Tek kullanıcı için yılda 640 euro gibi bir fiyat ücretle kütüphanenize de ekleyebileceğiniz çok geniş içerikli bir kaynak. Zira Aselsan, Asçelik, AED, BMC Power, FNSS, Geyser, Demir İstemir, Maysan Mandosuy Otomotiv gibi Makine Kimya Endüstrisi Kurumu, TÜBİTAK, pek çok değerli üniversitemiz bir kısmına yer verdik burada. Türk Standartları Enstitüsü TÜPRAŞ'tan ki Türkiye'nin en büyük ilk 500 şirketinin birinci sırasındadır TÜPRAŞ. Bundan farklı çok çok daha alt sıralarda veya küçük atölye gibi düşünebileceğiniz firmaların da ulaştığı çok önemli bir kaynak. Zira üretimin temeli malzemedir. Malzemeden başlarsanız ki bu çok büyük üreticilerin de kullanma sebebi bu. Hakikaten çok doğru bir noktaya taşırsınız ürünlerinizi. Bu marka değerinizi arttıracaktır muhakkak. En önemli kısımlardan bir tanesi bu. Şimdi bizim ele alacağımız kısım Total Materia tabii çok geniş içerikli malzeme verilerine ulaşabileceğiniz bir sistem. Bunun yanında Integrator gibi kendi iç veri tabanı çözümünüzü de oluşturabileceğiniz farklı yapıları önerileri de var. Total Materia'nın içerisinde malzemelerle ilgili datalar hakikaten zor bulunabilecek. Bir arada bu malzeme datalarına ulaşabileceğiniz çok 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 geniş içerikli bir kaynak ki yarım milyon malzemenin 25 milyon
üzerinde özellik kaydından bahsediyoruz. Bu malzemeleri hem integrator'ın içerisine kopyalayabilirsiniz veya kendinize özel ürettiğiniz ürünlerle ilgili test dataları gibi farklı dataları da ekleyip kullanıcı detayını da belirleyebileceğiniz çok farklı bir çözüm integrator. Tanımlanmış kullanıcılarla ve kullanıcı adı ve şifresiyle dünyanın her yerinden bağlanabiliyorsunuz. 26 dil desteği var dedik. Ve genel anlamda total materyalin içeriği ticari sınıf malzemeler, yani her yerden ulaşabileceğiniz standartlarda belirlenmiş veya üreticiye özel malzemeler. Bunların içerisinde metal veya polimer, demir dışı, metal dışı farklı malzemeler olabilir. Çok geniş bir içerik genel anlamıyla. O yüzden bu üretimin hemen çok önemli kısımlarından bir tanesi ticari sınıf malzemeler. Peki bu konuda nasıl yardımcı oluyor? Hakikaten pek çok üretici uluslararası anlamda total materyanın nasıl sizlere yardımcı olabileceğiyle ilgileniyor. Umuyorum Türkiye'den de çok çok istediğimiz seviyelere gelmeye başladık. Hakikaten çok önemli, çok değerli firmalarımız. Bize de anlatır mısın konusuna geldi nihayet. Çok önemli gerçekten. Arama karşılaştırma malzeme, eğer seçim kararları alıyorsanız, ki almalısınız, üretim malzemeden başlar. Bu anlamda çok farklı araçlarla sizlere en doğru malzemeyi bulabilme, bu malzemelerle ilgili bilgileri hem birimler arasında paylaşma ve pek çok farklı araçla sizlere hem zamandan hem de paradan tasarruf kazandırarak kalite artışını sağlayacak çok önemli bir araç hakikaten. Uluslararası pek çok firmanın yine verdiği geri dönüşler, ciddi üretimle ilgili yaşanan sorunlar var. Bu sorunlara çözüm kaynağı bağlantılı veriler. Sadece standartlardan metal malzemeler için örneğin bu malzeme mekanik fiziksel özellikler yanında üretici data sheetlerinden de farklı bilgileri derleyerek aynı malzemenin başlığı altına toplayan çok geniş 370 binden fazla metal için kimyasal kompozisyon, mekanik fiziksel özellikler, ki bunlara yüksek veya düşük ısı değerleri altında değişim gösteren mekanik fiziksel özellikler de dahil, ısı işlem bilgileri pekala çok belirleyici malzemenin bu yapısıyla alakalı. İşlenebilirlik özellikleri, manyetik içerik ve metalografik datalar var. Polimerler için daha da farklı termal elektriksel özellikler gibi datalar da dahil bunların içerisine. 130 binden fazla polimer var. Burada yine güncel, yaygın kullanımda 3 boyutlu yazıcılarda kullanılacak malzemeler içerisinde dahi demir dışı veya polimer malzeme alternatifi olarak 3000'in üzerinde malzemeye ulaşabiliyorsunuz rahatlıkla. Sürekli olarak da her ay yeni malzemeler, yeni malzeme bilgileri güncellenerek geliyor. Ürettiğiniz ürün herhangi bir ülkeye gidiyorsa muhakkak ihracat öncesi pek çok doğrulama yapıyorsunuzdur. Bunlardan bir tanesi de uygunluk, compliance doğrulaması çok önemli. Amerika'ya göndereceğiniz ürünle Asya'da herhangi bir ülkeye veya Avrupa'da göndereceğiniz ürünle ilgili yasal düzenlemeler birbirlerinden çok farklı. Bu yasal düzenlemelerle ilgili ürününüzde kullandığınız malzemelerin uygunluk konusunu hızlıca çözümleyebiliyorsunuz. Tüm malzemeler için üstelik çok önemli bir veri modülü. Çevresel etkilerle alakalı korozyon, hava şartları etkileri, yaşlanma ve radyasyon etkilerini bulabilirsiniz. Ve bu malzemeleri nasıl birleştirebileceğinizle ilgili tribolojik veriler, yapıştırıcı ve kaynak bilgileri, polimerler için farklı alternatif yapıştırıcılar, demir dışı malzemeler için de kaynak, elektrot, hatta çok farklı kaynak tekniği veya elektrot bilgisi, hatta orada oluşan yeni mekanik yapının özelliklerine dahi ulaşabiliyorsunuz. Yağlayıcı bilgileri de dahil olmak üzere. Extended Range en zor bulunan malzemelerin özellikleri, ki pek çoğu deneysel test
kaynaklarından elde ediliyor. Doğrulanmış kaynaklardan bu malzemelerle ilgili belirli şartlarda belirli testler gerçekleştiriliyor. Test verilerinin hepsini aynı malzemenin başlığı altına farklı koşullar için uygulanmış test verileri olarak bulabiliyorsunuz. Mesela bazı bir malzemeler için yüzün üzerinde stress strain diyagramı oluyor ve çok farklı şartlarda, farklı ortamlarda gerçekleştirilmiş, farklı ısı aralıklarında gerçekleştirilmiş bir test değerlerine ulaşabiliyorsunuz. Bunları hepsini bir arada sunan ve sizlere hem güncellemeleri ve yenilikleri takip edebileceğiniz bir şekilde, üstelik de ISO garanti sertifikası ile. Bu sertifikalar veritabanı içeriğinden elde edeceğiniz bilgilerin doğruluğunun da garantisidir aynı zamanda. Çok önemli kısımlardan bir tanesi yaklaşık tahmini veya şöyle olabilir değerler yoktur toplama materyalinin içerisinde. Hep kaynak gösterilerek belirtilmiş veya standartlardan alınmış doğru malzeme değer datalarına ulaşabilirsiniz. 80'den fazla ulusal standart, buna Türk standartları da dahil, aynı zamanda üreticiye özel data sheetlerle bulabileceğiniz çok 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 geniş bir içerik ki bu dünyaca ulaşılabilecek tüm malzemeler için hem çapraz referans alternatifi eş değeri mekanik fiziksel özelliklerine göre eş değer gibi çok çok geniş bir içeriği sunuyor. Buradaki alternatif örnekte zaten bir malzemenin mekanik fiziksel özellikleri, yorulma verileri veya yaşlanma verileriyle ilgili 89 farklı doğrulanmış kaynaktan veri alabiliyorsunuz. Yani işte bu kullanacağınız malzeme ne kadar süre sonra, hangi şartlar altında, hangi ısı değerlerinde, hangi mekanik veya fiziksel değişmeler uğrayabilir, ne kadar sonra bu mekanik yapı bozulup düzeltilmesi gerekir gibi çok çok geniş bir içerik. Burada tüm mühendislik ekibiniz için çok farklı bilgiler var demek oluyor tabii ki. Malzeme uzmanınız üretimde kullanacağınız veya uygulamada seçeceğiniz malzeme ile ilgili pek çok özelliğe ihtiyaç duyar ki bunun yapacağı seçim malzemenin kullanılacağı yere göre, ortam şartlarına göre pek çok bilgiye ihtiyaç duyuyor. Yaşlanma bilgisi olabilir, doğru malzeme ile kaynaklanabilmiş olması gerekir ki uzun süre bu mukavemeti gösterebilsin. Zira üzerine markanızı koyabileceğiniz, altına imzanızı attığınız her çalışmada çok titiz olunmalı hakikaten. Bunun temeli malzeme tabii ki. Önce malzeme uzmanının ürün sorumlusundan başlıyor. Ardından kalite kısmı var. Hem üretimde kullanacağınız malzemenin ürün giriş kaliteden çıkıp üretim sonu kalite birimine kadar çok farklı birimlerde aynı şekilde işte smart comp gibi bir spektrometre ile tarayıp da bunun hangi malzemeye ait bunun hangi malzeme olduğunu belirleyebileceğiniz smart comp modülü 2007 yılından beri online. Türkiye'de KOSGEB'lerin de uzun zaman kullandığı, şimdi Türk Standartları Enstitüsü'ne KOSGEB laboratuvarları devredildi. Oradan yine aynı şekilde erişime açık. Tedarik zinciri önemli. Satın alma kısmı alternatif tedarikçiler için ve satış dahi aynı şekilde ürünün satışı ile ilgili detaylara ulaşabileceğiniz belirli ürün grupları veya ürünlerle ilgili dünya genelinde alternatif ürün tedarik edebileceğiniz veya üretici bilgilerine ulaşabileceğiniz de bir kaynak aynı zamanda. Yeniliklerden bir tanesi de şu, malzemelerin hemen numerik veya formül kodunun altında genel fiyat bilgileri de artık yer alıyor. Çok önemli. Hakikaten üretimde seçeceğiniz malzeme ile ilgili genel fiyat tabii ki siparişinize, ebatlara veya pek çok farklı bilinmeyene bağlı ürünün net fiyatı ancak genel işte Londra Metal Borsası gibi farklı üreticilerin fiyat listeleri gibi sürekli takip edilen kaynaklardan yaklaşık fiyat bilgilerine
ulaşılabilmesi artık total materya içerisinden mümkün. Simülasyonlar Ar-Ge filmlerinin olmazsa olmazı Türkiye'de hakikaten herkes simülasyon kullanıyor. Çok önemli bir öngörü tekniği çünkü hakikaten üretimden önce deneme yanılmaları sıfıra indirebilmek için sizi en azından 20 farklı prototip yerine 2 veya 3 farklı prototip ile aynı anda üretebileceğiniz en doğru ürüne hızlıca ve düşük maliyetlerle ulaştırabilmesi için tasarlanmış bilgisayar teknolojileri bunlar hakikaten çok önemli ve bu hesaplama yöntemi içerisine biliyorsunuz ki ne kadar fazla veri girerseniz size o kadar doğru sonuçlar verecektir. Veri girmek dediğinizde çok geniş bir içerikten bahsediyoruz. Tabii ki malzemelerle ilgili de aynı detaylara girebiliyorsunuz. 20'den farklı simülasyonla üstelik CATIA SOLIDWORKS'ten başlıyor. ANSYS, SimUFACT, Abaqus aklınıza hangi yazılım geliyorsa hatta bu listede benim yazılımım yer almıyor diyenler için Excel dosyası olarak da bu malzeme bilgilerini ekleyebiliyorsunuz. Malzeme oluşturucu da malzeme yaratabiliyorsunuz. Hakikaten tüm mühendislik birimleri için çok farklı araçlar bunlardan bir tanesi de malzeme konsolu. Peki bu aslında hani anlatırken güzel ama neye benziyor da ya da göstermek ister, görmek isterseniz muhakkak diye tahmin ediyorum. Zira totalmateria.com'a girdiğinizde normalde 26 dil desteğini göreceksiniz. Bunlardan bir tanesi de Türkçe içlerinde. Zaten arkadaşlarınıza önerebilirsiniz. Diğer webinar her hafta gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda kullanıcı adınız ve şifrenizle kolayca giriş yapabildiğiniz artık yeni arayüze direkt olarak bağlandığınız bir algoritma. Burada hem rehber videolar göreceksiniz farklı total materya fonksiyonları ile ilgili tamamına da erişebilirsiniz. Bu videoları sürekli olarak güncelliyoruz. Aynı şekilde burada 490 bin üzeri malzeme için 25 milyon özellik kaydı görülüyor. Arzu ederseniz herhangi bir malzemenin numerik veya alfanumerik koduyla buradan malzeme özelliklerine ulaşabiliyorsunuz veya bir malzeme grubu belirleyebiliyorsunuz. Üç boyutlu yazıcılarda kullanılan malzemedir, yağlayıcılardır. İçerik maddesi aramak istiyorum gibi farklı arama türleri yanında. Bu kısım yine çok çok önemli. Yine teknik soruların bazılarında çok sık karşılaştığım bir konu olduğu için bunu biraz daha detaylı anlatmak istiyorum. Şimdi burada hem demir alaşımları ki döküm gibi farklı demir alaşımlarına da ulaşabiliyorsunuz. Hem de ön filtrelemede demir dışı alaşımlar içerisinde de herhangi bir alt başlıktan farklı bir malzeme de seçip direkt bu malzemeleri filtreleyebiliyorsunuz. Yarım milyona yakın malzeme için hakikaten çok çok geniş bir içerik. Belki de aradığınız malzemeye ulaşmak anlamında ki burada işte polimerler dediğiniz zaman alt başlıklar inanılmaz uzuyor. Tabii ki polimerlerde işte polimerlerde tamamen üreticiye özel çok daha farklı özellik iç yapı var. Bu anlamda herhangi bir şey yazdığınızda burada bu alt filtrelemeyi sizin için arayüz gördüğünüz gibi hızlıca sağlıyor. O yüzden bu akıllı arama kısmını da herhangi bir şey yazabilirsiniz. Gördüğünüz gibi alüminyum veya alüminyum gibi kompozitlerde yine çok farklı
ulaşabiliyorsunuz. Bu ön filtreleme hakikaten işinize yarayabilecek bir sistem olabilir. Burada herhangi bir malzeme grubu filtreleyebilirsiniz pekala. Onun dışında hiçbir filtre kullanmazsınız buraya kadar. Arzu ederseniz ben yalnızca Türk standartları ve EN standartında malzeme arıyorum. Diğerleri benim ulaşabileceğimin çok ötesinde. O yüzden diğer malzemeleri hiç gösterme de diyebilirsiniz. Burada direkt üreticiye özelde arama yapabilirsiniz. Aynı şekilde mesela Kortsa, Pepkimim gibi ürünleri de var burada da. Bakın Kortsa yazdığınızda 27 farklı ürün var. Umuyorum en yakın zamanda bunları da güncelleyeceğiz. Üreticiler ne kadar fazla malzeme bilgisi sağlarsa bizlere, biz de o kadar fazla malzemelerle ilgili detaylar sunabiliyoruz üreticilere. Bu önemli özelliklerden bir tanesi. Şimdi Kortsa ürünleri var ama benim için bu ürünlerle ilgili işte Impact Strength veya işte Tensile Strength gibi Foam Index herhangi bir özellik veya işte Stress Strain diyagramı olan var mı içerisinde? Bu ürünlerin thermal expansion değerleri olan veya işte models of elasticity değerleri gibi farklı fiziksel özellikleri veya mekanik özellikleri bulunuyor mu bu malzemelerin diye rahatlıkla arama yapabiliyorsunuz hakikaten. İşte burada mekanik özellikler içerisinde sertlik değeri olanlar var mı diye listenin üst tarafına toplayabiliyorsunuz. Impact Strength olabilir mi? Veya böyle malzeme özelliklerini aynı şekilde arzu ederseniz arayıp listenin üst tarafına toplayabiliyorsunuz ki bu detaylı aramada çok çok önemli. Bir de ileri seviye arama kısmı var bunun. Çok önemli fonksiyonlardan bir tanesi. Burada artık malzemenin numerik ve alfanumerik kodunu değil, malzemenin mekanik veya fiziksel özellikleri, kimyasal içeriği veya hatta spesiyel özelliklerden işte içerisinde TTC, CCT grafikleri olan sertleştirebilme değerleri, hardenability gibi tüm bu değerleri barındıran malzemeler filtrelerine bilinir mi? Tabii ki. Bunu arama kriterine ekledik. Tüm bu arama kriterine hatta diyoruz ki mekanik değerler içerisinden sertlik değeri minimum 50 olan ve üzeri malzemeleri bana gösterir misin diyebilip bu 500 bine yakın malzeme içerisinden tüm bu datalara sahip ve sertlik değeri bu olan malzemeye hızlıca ulaşabiliyorsunuz. Gördüğünüz sertlik değeri. Bunları en sertine yukarıya taşıyayım diyebiliyorsunuz. Veya direkt olarak bu malzemenin sayfası içerisine girip bunu ben favori sık kullanılan malzemelerime ekleyebilirim. Burada genel mekanik özellikler görüyorsunuz. Burada yüksek ve düşük ısı değerleri altındaki mekanik fiziksel özelliklerine ulaşabiliyorsunuz. Aynı şekilde gördüğünüz gibi ve bunun bir de detaylı görünüm kısmı var. Detaylı görünüm de çok daha farklı bir alt başlık kısmına ulaşabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi detayında 28 farklı kondisyon için bu malzemeyle farklı özellikleri var. Dolayısıyla sizin arzu ettiğiniz bünyasal hardness değeri hangi malzemenin hangi formu için ise doğru seçimi, doğru malzeme özelliklerini hem bilip hem uygulamada ne kadar mukavemet gösterebileceği konusunda net bilgiye sahip olabildiğiniz gibi tüm bu ön bilgiye ulaştıktan sonra prototip üretip de acaba bu bazı testleri geçebilecek bir kısmına
simülasyonda deniyorsanız hangi formu ile ilgili malzeme özelliğini de simülasyona aktarmış olduğunuzdan emin olmalısınız ki genel malzeme özellikleriyle biz gömülü yazılımları tercih ediyoruz. Oradan elde ettiğimiz malzeme bilgileri yeterlidir demek hakikaten profesyonel firmalar için doğru bir tercih değil. Ülkemizde de bu bakış açısının değişmiş yani umarak. Arkadaşlarla bu bilgiyi paylaşıyorum. Detayı tabii ki çok önemli. Metalürji uzmanları çok çok iyi biliyorlar tabii. Ne anlattığımızı onlar üretimin başında en önemli kısmında olmalı pekala. Burada farklı özelliklere aynı şekilde ulaşabiliyorsunuz. Isıl işlemlerle ilgili grafikler ve hatta ek ısıl işlem bilgileri de aynı şekilde grafikleri büyütebiliyorsunuz da. Buradan yine aynı şekilde metalografik içeriğe ulaşabildiğiniz gibi önemli tabii malzemenin mikro metalografik yapısı, işlenebilirlik bilgileri var yine. Bu malzemeyi üretimde seçtiyseniz ne kadar sürede nasıl üretebilirsiniz? Bunun size maliyeti ne olur hesaplaması dahi yapabilirsiniz ki. Malzemelerle ilgili korozyon ve yaşlanma bilgileri de aynı şekilde bu işe yarıyor. Ne zaman bakım gerekiyor? Ne zaman bu bakımın yapılması doğru olur anlamında. True stress strain, engineering stress strain hatta olduğunda flow stress strain diyagramlarına dahi aynı şekilde malzemelerin rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Buradaki örnek malzemede birkaç formability değeri, yorulma değeri var. Bükülebilirlik, R factors gibi değerler, yorulma değerlerine ulaşacaksınız. Yine farklı koşullar için yapılmış test verilerine aynı şekilde ulaşabiliyorsunuz. Çok malzemenin hangi formu için nasıl yapılmış Larson-Miller parametrelerine kadar çok 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 zor bulunabilecek malzeme özelliklerine, Sanker gibi farklı değerlere rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Bu hesaplamalarınızda çok çok önemli. Pek çok simülasyon yazılımında arzu ettiği malzeme dataları, kırılma mekaniği ne kadar bükülebilir gibi çok çok önemli malzeme datalarına ulaşabiliyorsunuz. Ulaştıktan sonra da hatta bu malzemeyi nereden temin edebilirim kısmı var tabii ki. Alternatif tedarikçiler her zaman sizler için sunuyor. Dilerseniz buradan bir ülke filtreleyebilirsiniz. Üretici veya tedarikçi veya malzeme ile ilgili arzu ettiğiniz hangi form ise o formu filtre ederek hangi üreticiden veya tedarikçiden bu ürünü elde edebileceğinizi öğrenebiliyoruz. Standartlarla ilgili bilgileri ulaşabiliyorsunuz. Malzeme keşfi kısmı var. Aynı şekilde yine ve her bir veri modülünün alt başlığında da mesela işte stress strain diyagramları olan malzemeleri bana listeleyebilir misin? Ancak bu malzemelerle ilgili bar formu lazım. Bar formundaki işte belirli bir malzeme grubunda olabilir. Yine aynı malzeme filtrelemesi olabilir. Burada cast iron içerisinde gibi bir filtreleme yapabiliyorsunuz. Bunların içerisinde direkt dataları seçebiliyorsunuz gibi. Bu ön filtreleme belki size bu 37 malzemeyi verdi ama bu 37 malzeme içerisinde dilerseniz bunu malzeme listesi oluşturucuya ekleyip orada bir malzeme grubu olarak belirleyebilirsiniz veya ileri seviye aramaya bu malzemeleri aktarır. Bu ön filtreleme sonrasında bu malzemeler için arzu ettiğiniz mekanik fiziksel dataları girersiniz veya daha kolay sizler için algoritmanın mantığını anlayabilmeniz için anlatıyorum. Direkt olarak burada aynı filtrelemede sertlik değeri önemliyse
İşte Yıldızların değeri önemliyse onları da zaten direkt olarak görüntüleyebiliyorsunuz. Onların içerisinde en sizin için uygun olan malzemenin hangisi olduğunu içlerinde, ki burada stress strain diyagramları olan malzemeleri seçtik hatırlıyorsanız, her birinin stress strain diyagramı pekala var. Alt başlıklardan aynı şekilde kaynak kaplama bilgileri, tribolojik veriler veya yağlayıcı bilgileri yanında korozyon değerleri, yaşlanma verileri, hava şartları etkileri, radyasyon etkisine kadar, ki SmartComp yine göstermek istediğim veri modüllerinden bir tanesi, burada da bu veri modülünün içerisine arzu ederseniz elinizle kimyasal içeriği yazarsınız veya sizin zaten hali hazırda spektrometrenizden aktardığınız bir kimyasal içerik vardır. Bunu yazabilirsiniz. Sistem veri tabanı hızlı ve basit bir aramayla size bunun hangi malzeme olduğunu gösterir. Buradan bu malzeme ile ilgili standardını biliyorsanız onu da filtreleyebilirsiniz. Pekala. Bu şekilde yapacağınız aramada diğer standartları görmezsiniz. Doğru malzemeye hızlıca sizi ulaştırır. Gördüğünüz gibi ve simülasyon yazılımlarına veri aktarım kısmı var yine. Bir de malzeme konsolu var. O başlı başına bir veri modülü, ki burada herhangi bir malzeme için yapacağımız aramada nasıl numerik alfanumerik koduna ulaşıyor, her seferinde bu malzemeyi arayıp bulmamıza malzeme konsolu gerek bırakmıyor. Çünkü malzeme konsolunun içeriğinde benim konsolum kısmı her zaman daha önce kaydettiğiniz sık kullanılan malzemeleriniz. Bu malzemelerle ilgili belirli koşullarda yapılmış test verilerinin görüntülendiği veya belirli stress strain eğrisinin görüntülendiği sayfaları yer imi bookmarklara ekleyebilir. Bunu arzu ederseniz bir başka birimdeki arkadaşınızla paylaşabiliyorsunuz. Bu kaydettiğiniz link ne işe yarıyor diyorsanız, fabrikanın Ar-Ge birimindesiniz, malzeme mühendisisiniz, malzemeye karar verdiniz. Simülasyon grubu bir üst katta. O üst kattaki arkadaşınıza gidip total materya içeriğinden bu aramayı tekrarlamasına tarif etmenize gerek yok. Bu linki göndermeniz yeterli. Simülasyon grubunuzdaki arkadaşınız bu link ile sizin 70-75'in işte hangi mekanik özelliği veya hangi koşuldaki detaylı özelliği ile ilgili bilgiyi nasıl görüntülediğinizi direkt olarak kendi ekranında görecek. İlgili grafiği ulaşmış olacak. Bu ilgili bilgiler ona hangi malzemenin bu 232 farklı kondisyon dışındaki hangi ısıl işlem görmüş olan malzemeden bahsettiğinizi, halihazırda filtrelediyseniz tüm bu işlemleri, bu malzeme aramalarını tekrarlamasına gerek kalmıyor. Bunu alıyor ve direkt olarak simülasyon yazılımına aktarabiliyor. Abaqus, Ansys olabilir, Autodesk, Nostrum, Autoform, CATIA olabilir veya ColdForm Forge, Deform, SE, Excel dosyası olarak FEMAP, LS-DYNA, Nostrum, Encode, Creo, Uform, Radios, Siemens NX, Simufact, aklınıza hangisi geliyorsa herhangi bir yazılım için bu malzeme verilerini kullanabiliyorsunuz. Birkaç adımda doğru kondisyon, doğru sil işlem görmüş olanı onayladıktan sonra bu şekilde adımlara devam ederek simülasyon yazılımınıza uygun formatta aktarabiliyorsunuz. Arkadaşınız tüm bu işlemleri sizin gösterdiğiniz malzeme için kolayca yapabiliyor. Bu ilgili sayfayı siz de geri yükleyebiliyorsunuz. Aramış detaylı arama kayıtları var. Mesela işte biz bir malzeme için arama yaptık. Bir sürü detay yazdık oraya. O detayları tekrardan yüklememiz gerekiyor.
4 malzemeyi indirmiştik. 500 bin malzemeyi. Bu detayları, sertliklerini belirli bir malzeme grubu için aramıştık. Onu da filtreleyip içeriye attık. Aradığımız malzeme grubu bu. Sertlik değeri bu. Bunların içerisinden hangisine en uygunsa direkt olarak malzemeye ulaşıp bunun üretici bilgisini de satış ekibinizdeki arkadaşınızla hızlıca paylaşabilirsiniz. Ben geçen bu aramayı yapmıştım. Sonuçlarında 4 malzeme vardı ama nasıl yapacağız bunu diye hiç düşünmeyin. Malzemeyi direkt olarak sık kullanılan malzemelerinize ekleyin. Hemen malzeme konsolumun içerisinden sık kullanılan malzemelerde gördüğünüz bu malzemeyi hemen arkadaşınızla hızlıca paylaşabiliyorsunuz. Bunun dışında malzeme listesi gruplayabiliyorsunuz. Mesela işte şekillendirilebilir eğrileri bulunan titanyum alaşımlar listesi veya herhangi bir proje başlığı altında farz ediyorum uçak projesinin içeriğinde yer alan malzemeler listesi, bunların içerisinde polimer ve titanyum veya alüminyum malzemeler de dahil olabilir. Belirli bir malzeme grubu olmak zorunda değil. Farklı biçimlerdeki farklı alaşımları aynı malzeme listesinde gruplayabilirsiniz. Zira belirli bir ürün için olabilir. Hani işte ticari araç için olabilir. Herhangi bir şey aklınıza gelen her türlü şekilde isimlendirebilirsiniz malzeme listelerinizi. Ve bu malzeme listelerinizi arzu ederseniz ben üretim grubuyla paylaşayım. Diğer filtrelediğim kısım simülasyon grubuyla alakalı bu üretimde göndermeden önce belki de analitik doğrulamayı arzu ediyorsunuz. Ardından prototip için belirli malzeme listesini filtreleyeceksiniz. Analitik doğrulamaya gönderdiğiniz 20 farklı malzemeyle yapılan simülasyon sonucunda analitik doğrulama dedi ki bu 5 malzeme içlerinde en iyi direnci gösteren bu iki tanesi de en güçlüleri. Siz bu 5 malzemeyi yine farklı bir malzeme listesi olarak gruplayabilirsiniz veya simülasyon analitik doğrulamadaki arkadaşınız bu listeyi oluşturup prototip üretilmesi için arkadaşlara gösterebilir gibi farklı birimler olabilir. Siz İstanbul biriminden buna karar verip Ankara'da bu prototipi veya işte Sakarya'da ürettireceksinizdir. Sakarya'da bu prototipi ürettikten sonra bu malzeme bilgisini İzmir'deki fabrikaya gönderip orada üretime geçilmesini söyleyecek olabilir. Tüm bu bilgileri hızlıca arkadaşlarınızla paylaşabiliyorsunuz veya daha önce üretimde kullandığınız belirli malzemeler vardı. Bu malzemelere siz alternatif malzemeler buldunuz. Bu malzemeyle üretimde kullandığınız malzemeyle alternatif malzemeyi yan yana karşılaştırabileceğiniz, burada herhangi bir başlık oluşturabileceğiniz, bu başlığa bir de alt başlık olarak herhangi yazdığınız her türlü edit burada görünür şekilde bu oluşturacağınız raporu dilerim PDF olarak kaydedebilir. Bilgisayarınızı tekrardan bu eski raporu güncelleyebilir zaman zaman oluştururken veya direkt olarak bu şekilde bu raporunuzu ilgili birimlerle arkadaşlarınızla aynı şekilde paylaşabilirsiniz. Burada malzeme bu. Alternatif bulunan malzemeler karşılaştırma görünümünde bu. Bu alternatif malzemelerin ne için bu malzemenin alternatifini kullanmalıyız? Herhangi bir şekilde bu raporu da hızlıca oluşturabilirsiniz. Bu konularda her zaman teknik destek alabilirsiniz. Her zaman teknik sorularınızı iletebilirsiniz ve ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek çözüme rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Çok farklı çözümleri var Total Materia'nın. Hem tüm bu veri modüllerinin içerisinden biz zaten üretimde polimer malzeme kullanmıyoruz diyen her üretici bu
lisans paketinin içerisinden polimerleri hariç tutabilir. Tek kullanıcı için veya çoklu kullanıcı için farklı çözümler var. Biz 10 kadar mühendis için erişim istiyoruz. 25 veya 50 mühendis için erişim talep ediyoruz gibi farklı fiyatlar var. O yüzden muhakkak size Arge biriminizin büyüklüğüne veya şirketinizin bütçesine uyabilecek farklı çözümler her zaman bulabilirsiniz. Umuyorum bir sonraki adımı tekrar birlikte hesaplarız. 2 hafta boyunca sınırsız çok kullanıcılığa erişim her zaman talep edebilirsiniz. Ücretsiz deneme hakkınız var tabii ki. Muhakkak denemelisiniz, denemezseniz donanma materyalinin sizlere ne kadar çok yardımcı olacağını bilemezsiniz. Teknik destek ve sınırsız eğitim her zaman talep edebiliyorsunuz. İhtiyaçlarınızı belirleyin, malzeme kullanıcılarınızı bulun, verilerinizi kontrol edin, özelliklerinizi keşfedin ve başarınızı onaylayın. Sizin hem marka değerinize hem de ürünlerinize kalite artışıyla değer arttırıcı bir katma değer sağlayacağımıza eminiz. Biz bunu Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nda mesela yakaladık diyebiliyorum gururla. Bu benim için hakikaten gurur verici bir şey. Biz askerlik yaptığımız dönemde G3 piyade tüfeği kullanırdık. Şimdi ondan çok 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 daha gelişmiş silahları kendimiz üretebiliyoruz. Bu bir ülkenin üretim gücü anlamında, kalite anlamında çok önemli bir değeri. TÜBİTAK gibi çok önemli bir kurum ki tüm bu araştırmaların ve çalışmaların başında yer alan kurumun mühendislerinin yararlanıldığı bir veri tabanının temsilciliğini yapmak da benim için ayrıca gurur veriyor. European Space Agency'nin kullandığı veri tabanını veya NASA'nın aynı şekilde veri tabanını kullandığı bir yapıyı ki Türkiye'de geçtiğimiz aylarda Yıldız Teknik Üniversitesi'nin bir organizasyondan asılan bir mühendis beyefendi aynı şekilde bir sunum yapmıştı. Kendisiyle o şekilde tanıştım ancak benim için gurur verici tarafı bir Türk'ün de aynı şekilde böyle büyük bir yapının içerisinde yer alarak total materyadan yararlanıyor olması. Bu anlamda bütün dünya yararlanıyor bu geniş içerikli kaynaktan. Sizler de her zaman yararlanabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olduğunda her zaman bana ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi sizlerin erişim göstermesi, araştırmalarına destek vermemiz, yardımcı olabilmemiz en önemli kısım. Ne zaman arzu ederseniz bana ulaşabilirsiniz. Hepinize vakit ayırıp da sunumu dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.